18 yıldır aranıyordu, bir türlü ele geçirilemedi. O hiçbir zaman kaçmaya gerek duymadı sayın seyirciler. Mehmet Özbay kimliğiyle İstanbul'un göbeğinde lüks bir dairede yaşıyor ve elini kolunu sallayarak dolaşıyordu. Arkadaşımız Burak Ersemiz bugün Çatlı'nın Florya'daki karargahındaydı. Susurluk'taki kazada ölen Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı'nın polis tarafından her yerde aranırken İstanbul'da lüks bir evde yaşadığı ortaya çıktı. Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında ölen Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı ailesiyle birlikte arkamda gördüğünüz evde oturuyordu. Abdullah Çatlı'nın eşi ve iki kızıyla birlikte oturduğu dairenin kapısını çaldığımızda boş sandığımız dairenin kapısı birden açılıyor. Karşımıza çıkan sarışın bayan Abdullah Çatlı'nın eşi Meral Çatlı'nın arkadaşı olduğunu söylüyor. Ne yapıyorsunuz? Ben arkadaş oluyorum. Burada oturuyor. Çatlı'nın dairesinde bulunan genç kadın Abdullah Çatlı'yı tanımadığını söylüyor. Kendisine lüks daire teslim edilen genç kadın Meral Çatlı'yı da bir aydır tanıdığını söylüyor. Tanışmıştık öyle bir yerde. Son bir ay falan oluyor. Öyle yerden tanıyordum. Ben Fize Sokak bize aslında hiç yabancı değil. Abdullah Çatlı'nın yan binadaki komşusu Kamerhet'in uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddiasıyla yine bu sokaktaki evinde gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan Kamer Metin'in kapıcısı Çatlıları iyi tanıyor. Adını görüyoruz. Nasıl oldu oğlum? Bize göre gayet normal bir adam yani. Öyle hiç zararsız. Hiç, yani en açık, en yakın bir kadın yani. Bize ya aklına geldiği de tanımıyorduk yani. Ne yapıyor? Ne yapıyor adından yapıp bilmiyorduk yani. Çatlıların apartmanı önünde bulunan el bombasını polise haber veren de aynı kişi. Bir el bombası bulunmuş bu sokakta. Siz o zaman gördünüz mü? Şenliköy muhtarlığı ise Abdullah Çatlı'yı tanımıyor. Evet, İstanbul'un göbeğindeki bu ev hiç aranmadı ve Çatlı sağ olarak yakalanamadı.